Evet, saygıdeğer konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Ben öncelikle Alçak Forum'un tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyor. Ve bu konferansın bölgemizde ve tüm dünyada tüm insanların hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, herkesin kendisini güvende hissettiği, hissedeceği bir düzenin kurulması yolunda hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu bana ayrılan kısa sürede ben daha çok bir insan hakkı olarak güvenlik üzerinde kısaca durmaya çalışacağım. O yüzden de belki benden önceki konuşmacımızın, misafirimizin konuşmasını biraz daha açmış olacağım bir bakıma. Güvenlik denince hepimizin aklına hemen ve öncelikle devletlerin güvenliği gelmektedir. Çünkü eskiden beri devletler kendi güvenliklerini esas almışlar, öne almışlar, asıl ona önem vermişler. Ve bunu o kadar öncelikli, önemli hale getirmişler ki bir süre sonra da, yani yönetimde devam ettikçe de devletlere hükmeden kadrolar kendi güvenliklerini ya da kendi iktidarlarını korumayı ülkelerinin birer milli güvenlik meselesine dönüştürmüşler. Ve böylece de insanların zihninde özgürlükle güvenlik ya da insan haklarıyla güvenlik arasında bir gerilim, bir çelişki olduğu gibi bir vehim, bir yanılgı oluşmaya başlamış. Oysa bizzat güvenliğin kendisi bir insan hakkıdır ve devlet dediğimiz aygıtların temel görevi de, temel işlevi de güvenlik başta olmak üzere insanların haklarını korumaktır. Tabii geçmişte devletin korunması için kullanılan güvenlik kavramı 20. yüzyıldan itibaren bireylerin de sahip olması gereken bir hak olarak kabul edilmeye başlandı. Ve bu süre içerisinde yavaş yavaş çeşitli insan hakları belgelerinde de güvenlik hakkına yer verildi. Güvenlik bir hak olarak tanımlanmaya başladı. 90'lı yıllardan itibaren ise insan güvenliği kavramı daha geniş bir biçimde yorumlandı. Ve insanların tehditlerden korunması sadece devletlerin değil, uluslararası toplumun da görev ve sorumlulukları arasında olarak görülmeye başlandı. Özellikle yaşanan çeşitli büyük insani krizlerin, yani ulus devletlerin ulusal sınırlarını aşarak bölgesel, hatta zaman zaman küresel etkiler, sonuçlar doğurması bu yaklaşımı daha da güçlendirip destekledi. Tabii 20. yüzyıl boyunca dünyanın birçok bölgesinde katliamlar, soykırımlar, ciddi insani trajediler yaşandı. Ama Amerika ve Sovyetler Birliği'nin oluşturduğu iki kutuplu dünyada Birleşmiş Milletler ne yazık ki bu trajedileri önlemede ve insan güvenliğini sağlamada etkisiz kaldı, yani başarılı olamadı. Özellikle 91'den sonra ise ve bilhassa Ruanda ve Bosna'daki katliamların ardından benzer suçların tekrar işlenmesini önlemek amacıyla Birleşmiş Milletler önderliğinde uluslararası toplumun barış ve güvenlik adına müdahalesi daha fazla dile getirildi. Somali'de örneğin 92-93'te uygulanan insani müdahale programı bunun tipik örneklerinden biridir. Bu dönemden itibaren sadece devletler arası çatışmalar değil, bir devletin sınırları içinde gerçekleşen iç savaş, çatışma, kıtlık ve benzeri olaylar da, yani insani afetler de insan güvenliği ekseninde ele alınmaya başlandı. Yine benden önceki konuşmacımızın, misafirimizin vurguladığı gibi 1994 yılı bu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın insani gelişme raporunda insan güvenliği kavramı, ben burada zaman darlığı dolayısıyla çok özet geçeceğim, korkudan muaf olmak, yani emin olmak ve yokluktan muaf olmak ya da emin olmak üzere iki temel gruba ayrıldı ve özetle ekonomik güvenlik, gıda güvenliği, sağlık güvenliği, çevre güvenliği, kişi güvenliği, yani kişisel güvenlik ya da toplumsal güvenlik ve siyasal güvenlik olmak üzere, yani insan güvenliğini, yani human security'yi oluşturan 7 ana unsur belirlenmiş oldu. Dolayısıyla bu unsurlar, yani ihlal edildiği zaman ortada insan güvenliği artık kalmamış ya da tehdit edilmiş olarak kabul edildi ve işte herhangi bir ülkede insan güvenliğinin tehdit edilmesi, ihlal edilmesi durumunda artık uluslararası toplumun müdahalesi daha fazla meşruiyet görmeye, meşru olarak kabul edilmeye başlandı. Artık öyle bir noktaya geldik ki
devletlerin egemenlik hakkı ya da işte iç işlerine karışmama ilkesi ve benzeri prensipler bu anlamda insan haklarının önünde tutunamamaya başladı. Fakat bununla birlikte kimin nasıl müdahale edeceği ve müdahale sonrası yeni bir düzenin nasıl kurulacağı ise halen çözülememiş bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Burada tabii kalıcı bir mekanizma olarak hala Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önümüze çıkmaktadır. Ama işte hep sıkça verilen örnekler, hani son yıllarda yaşanan işte Libya ve Suriye'de yaşanan iç savaşlara müdahale konusunda Güvenlik Konseyi'nin bir türlü karar alamaması ya da eksik, yani işlevsiz kararlar alması, sadece bu iki örnek bile insan güvenliğini sağlamada mevcut küresel mekanizmanın, uluslararası mekanizmanın ciddi sorunlarla illetli olduğunu ortaya koyuyor. Bu da aslında belki çok yadırganmaması gereken bir şey. Çünkü mevcut sistem insan temelli, hak temelli, adalet temelli değil, daha çok işte büyük devletlerin büyük savaşlar sonrasında kendi aralarındaki güç ve nüfuz mücadeleleri sonucu oluşan bir mekanizma. Şimdi bu çerçevede bizim MENA bölgesine, yani Kuzey Afrika ve Orta Doğu'ya bakacak olur isek, gene işte dünden beri hep bu örnekler veriliyor. Irak, Suriye, Libya, Yemen başta olmak üzere çeşitli ülkelerde bu bölgede çıkan iç savaşlar başta olmak üzere hemen hemen her ülkede neredeyse irili ufaklı çeşitli gerilimler ve çatışmalar var. Dolayısıyla insan güvenliğini sağlamada son derece sorunlu bir bölge olduğunu Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu bölgede uzun vadeli bir barış, yani kalıcı bir barış ve güven ortamı ancak insan haklarının, yani adaletin tam anlamıyla hayata geçirilmesiyle mümkündür. Bu nedenle bölge ülkelerinin uluslararası insan hakları hukukuna uyumu ve uluslararası ceza mahkemesi ve benzeri koruma mekanizmalarına katılımı oldukça önemlidir. Ancak tüm bunlardan daha etkili olabilecek husus belki bizatihi bölge ülkelerinin aynen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Afrika İnsan ve Hakların Hakları Sözleşmesi ya da Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi gibi kendilerine özgü bir bölgesel insan hakları belgesi, sözleşmesi oluşturmalarıdır. Çünkü ya buna neden ihtiyaç var? Her şeyden önce şundan ötürü ihtiyaç var. Çünkü bu bölgede kabul ve itiraf edelim ki insan hakları zaman zaman batılı bir değer olarak kabul edilmekte ve mesafeli durulmaktadır. Bunun altında yatan bir takım kültürel sebepler, politik sebepler olmakla birlikte batılı ülkelerin insan hakları politikaları önemli bir rol oynamıştır. Bu açıdan baktığımızda batılı ülkelerin insan haklarını kendi çıkarları için bir baskı aracı, bir pazarlık malzemesi olarak kullandıkları elbette doğrudur. Ya da çeşitli zamanlarda insan hakları politikalarında ciddi çifte standartlar sergiledikleri de doğrudur. Ya da kendi güvenlikleri söz konusu olduğu zaman insan hakları başta olmak üzere yıllar boyu savundukları değerleri bir çırpıda nasıl gözden çıkarabildiklerini de son yıllarda çok yakından hepimiz gördük, yaşadık. Ama tüm bunlar bizim insan haklarına bir ahlaki ilke olarak, bir siyasi ideal olarak sahip çıkmamızı engellememelidir. Tam tersine gelişmiş ülkelerin ya da batılı ülkelerin öncülüğünde oluşturulan yürürlükteki cari insan hakları mevzuatı ve mekanizmalarındaki adaletsizliklerden, eşitsizliklerden ders çıkararak bizim bu bölgede gerçekten adaleti esas alan bir mevzuatı ve etkili bir koruma mekanizmasını nasıl oluşturabileceğimize kafa yormamız gerekiyor. Dolayısıyla bölge için geliştirilecek yeni güvenlik mimarisi de insan temelli, hak temelli, adalet temelli oluşturulursa bölgede yaşayan tüm insanların güvenliği, dolayısıyla devletlerin güvenliği, dolayısıyla da bölge güvenliği ve barışı kalıcı bir biçimde sağlanabilir. Aksi halde bölge insanının da devletlerinin de güvenliği ve diğer hakları bu sefer de bölgenin birkaç güçlü devletinin oyuncağı durumuna düşmekten kurtulamaz. Yani bizde sadece küresel efendilerden kurtulmuş bölgesel efendilerin eline düşmüş oluruz. Sonuç olarak önce insanı ve hakkı esas alan ciddi bir düşünce devrimine ve sonra da köklü bir paradigma değişimine ihtiyaç var. Dinlediğiniz için ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum.